Ari'yi 10 üstünden puanlar mısınız? Aa! 10 diyelim biz ona Ali. Omzunuzu nerede incittiniz? Dağda. Ne yapıyordunuz dağda? Bakın elbette anlatmak zorunda değilsiniz hikayeyi de. Sadece ateşli silahla yaralanma var mı yok mu onu söyleyin. Yok. Evet Ali ne diyorsun? Şişme, renk değişimi, temasa duyarlılık. CRPS. O ne demek? Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Yani kaza sırasında eski yaralanmanız, sakatlığınız nüksetmiş olabilir. O zaman nöropatik ağrı kesicilere başlayalım. Biz kullandık o ilaçları. Onlar iyi gelmedi Mustafa'ya. O zaman sellak ganglion bloğu. Ali. Omurga yakınına bir anestezi enjeksiyonu yapacağız. Ağrı sinyallerini bloke edecek. Stres bozukluğuna da iyi gelebilir. Evet, stres bozukluğuna iyi gelebilir. Ben yıllardan beri savaşıyorum zaten. Bunu niye daha önce duymadım? Çünkü çok deneysel bir tedavi de ondan. Çok ciddi yaşamsal riskleri var. Enfeksiyon riski, vasküler yaralanma, iç kanama riski falan. Bakın, ben her gözümü kapadığımda zaten riske giriyorum Tanju Bey. O yüzden risk ne olursa olsun bu tedavi yapalım. Gel bakalım. Bir daha hocalarıma danışmadan hiçbir hastama deneysel tedavi önermeyeceğim. Tekrarla. Hocam ama... Tekrarla. Hocam ama çok umut verici bir tedavi. Çok iyi sonuçlar alınmış. Ali, tekrarla. Bir daha hocalarıma danışmadan hastama deneysel bir tedavi önermeyeceğim. Ben hiç tatmin olmadım. Sen? Bu cezasız kalmamalı. 100 kere tahtaya yazsın. Çok iyi fikir. Hemen asistan odasına gidiyorsun, tahtaya 100 kere yazıyorsun bundan. Hadi. İlkokulda mıyım ben? O zaman öyle davranmayacaksın oğlum. Git yaz, kontrol edeceğim. Hadi. Bir daha da kafama top atmadan 2 kere düşünürsün Ali'cim. Bir şey söyleyin lütfen. Üzgünüm. Kanser geri mi geldi? Nasıl göremedim? Sizin suçunuz yok. Yani eğer daha erken getirseydiniz de sonuç değişmezdi. Mert, artık yolun sonunda. Vardır yapılacak bir şey. Kemoterapi yapın, tekrar yeniden ilik nakli yapın. Kaldıramaz, gücü yok. Hastalığı çok ilerlemiş. Yeniden deneyin, yeniden bir şeyler yapın, ne olur. Nermin Hanım, bunu çok net söylemem gerekiyor çünkü daha sonra daha çok üzüleceksiniz. Mert, kurtarılamaz. Hayır diyorum. Götüreceğim oğlumu, yurt dışına götüreceğim. Orada muhakkak bir tedavi yöntemi vardır. Deneysel de olsa muhakkak bir şey vardır. Yeter hayatım, yeter. Anlamıyor musun? İyileşmeyecek. Mert ölecek.
Mert'im ölecek. Ben artık yapamayacağım. Dayanacak gücüm kalmadı. Buraya kadar. Bu duruma daha fazla katlanamayacağım. Neye ihtiyacın olursa yollayacağım. Ne gerekiyorsa. Ama buraya kadar. Nermin'im, çok çok üzgünüm ama sizin dayanmanız lazım. Bakın bir çocuğunuz daha var ve ikizini kaybediyor. Size ihtiyacı. Allah'ım bana güzel. Ferman hocam bu çok güzel bir cezaymış. Caydırıcı. Hoşuma gitti. O zaman haber vereyim Tanju hocana da. Alnına yazsın. Aynen alnına. Ne? Şaka oğlum şaka. Devam. Önermeyeceğim. Cezalısın. Bitti. 53. Çok iyi, çok iyi. Yetmez. Gayet güzel. Bence çok güzel bir gelişme gösteriyorsunuz. Ferman hocam, bana neden kızdığınızı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Niye biliyor musunuz? Ama benim aklıma bir şey gelip söylemezsem hocam olmuyor. Yoksa böyle aklımda kafamda dönüyor. Yani kurtulamıyorum söyleyeceğim şeyden. Onu söylemem lazım hocam. Küçükken bir yaram olduğu zaman bir yerim kanayınca Adil Hoca yara bandı yapıştırırdı. Sonra bana söylemeden bir anda çekip çıkartırdı. Çok canım yanardı. Ha? Kendimi dolaplara sakladım. Ama şimdi Adil Hocam'ı anlıyorum. Bazı şeyleri çünkü bir anda, hiç zaman geçmeden hemen çekip çıkartmak gerekiyor. Bekleyince çünkü daha çok insanın canı yanıyor. Ferman hocam beni dinliyor musunuz? Hocam. Ferman hocam. Teşekkürler, gidebilirsin. Ganglion Blue, ben yapacağım. Ne? Ganglion Blue, ben yapacağım. Fermancığım bak, cesaretine hayranım senin de. Sen bir şey ispatlayacaksın diye hastanın hayatını tehlikeye atamam. Hayatını tehlikeye falan atmayacaksın kimsenin. Orada olacaksın. Ali de orada olacak. Eğer bir şey olursa devralacaksınız ameliyatı. Beliz ne diyor peki? Ha? Ben Beliz'le güzel güzel konuşurum. Merak etme sen. Ayrıca her şey sana kaldı sanıyorsun ya. Öyle bir şey yok. Ne alakası var ya? Sen ne diyorsun Ferman? Ha? Kendine şey gelsene. Yok diyorum. Hocam. Tuttunuz. Ali istedi yapmamı. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ameliyatı yapacağım. Tamam. Ameliyatı yapacağım. Beliz, senin için mücadele edeceğim. Anlamadım. Seninle olmak istiyorum. Onur duydum. Onur duydum de ya. Çok özür dilerim, saçmalıyorum şu an. Bak şöyle yapalım mı? Biz bunu daha sonra konuşalım seninle, olur mu? Hem Ferman'ın durumu da ortada. Ne alaka? Yani Ferman'a ben de üzüldüm elbette. Ve en kısa zamanda iyileşmesini de çok isterim. De herkes kendinden sorumlu değil midir bu hayatta? Kendi kalbinden. Benim kalbim de seninle olmak istiyor. Ve ben bunun için mücadele edeceğim. Biz.
İşi gücü bıraktın, top mu oynuyorsun? Ameliyata hazırlanıyorum. Ay, hala mı aynı mesele? Evet, aynı mesele Vuslat Hanım. Yani siz başımıza bir tane deli getirdiniz diye bu hastanenin... Onaylıyorum. Prosedür senindir. Ben cesur insanları çok severim. Daha çok çalışmamız gerek. Enjeksiyon bir sonraki aşama diye düşünmüştüm. Yapabilirim. Yani bir tane yine yapacağım Ali, binlerce kez yaptım, yapabilirim. Bence de yapabilirsiniz. Bize lazım olan şey draje şeker, bir de tavuk. Bir sürü tavuk. Bakalım ne yapıyorsun? Mert'e rozet çizdim. Yarın doğum günü parti yapacağız. Polis olacak o. Sarp sen çok iyi bir abisin. Tabii 10 dakika bileyim ondan. Abiyim ben. Ama Mert belki partiye katılamayabilir. Birazcık hasta. Olmaz. Polis olacaktı o. Peki ne zaman iyileşir? Ona göre hazırlanayım ben. Sarp. Senin kardeşin... Sarp. Bu partiyle ilgili her şeyi ben yapacağım, tamam mı? Sen hiç merak etme. Biz şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Geleceğim ben. Bakacağım o çizdiklerine. Bildiğim kadarıyla hastalarla konuşmayı çok sevmiyordunuz Muhsin Hoca. Gerçeği öğrensin çocuk. Hakkı. Eninde sonunda öğrenecek. Tamam. Ama o iş bende olsun, tamam mı? Lütfen. Muhsin Bey. Vuslat Hanım sizi çağırıyor. Hemen gelmenizi istedi. Teşekkürler. İyi günler. Ya niye yüzüme bakmıyor bu adam benim? Neyi neden yapıyor kim biliyor ki? Yapma Muhsin, kendine gel. Olmaz. Ne diyorsun Ali? Dış yüzeye zarar vermeden başarmışsınız. Çok iyi. Ferman Hocam çok iyi. Bu operasyonu başarıyla yapabileceksiniz. Çok tekrar etmemiz gerekiyor. Devam, daha canlı. Senin yüzüne bakıyor mu? Evet. Bana bakmıyor ya. Nasıl bakmıyor ya? Ay ne bileyim, bakmıyor. Adam bayağı kaçıyor benden. Ay kurulma kurulma, yok. Adam cins biliyorsun. Sevmedi mi beni acaba? Ay takmasın bana şimdi durup dururken bu. Acı bir bu eksikti yani. Gülin. Takma. Takma. Of tamam. Tamam. Ah,
Hayır, bilanço niye hazır değil? Ben onu anlamadım. Her şeyi ben mi yapacağım ya? Bir saniye. Ben arayacağım sizi. Suya baktım benim, aynaya baktım devim. Neyim ben? Efendim? Ben bilmeceleri çok severim. Ha, siz bilmece mi sormuştunuz bana? Ha, yok, ben size başka şey söyleyecektim de, ferman. Ameliyathaneye geri dönüyor. Bilmecemin cevabını demediniz. Neydi? Suya baktım benim, aynaya baktım devim. Ay, ben şişerim böyle şeyle. Hiç beceremem. Söyleyin, nedir? Ferman hiçbir yere dönmüyor Vuslat Hanım. Bilmecemi bilseydiniz ne dediğimi anlardınız. Ferman o operasyonu yapamayacak. Nereden biliyorsunuz? Gelin kendiniz görün isterseniz. Birazdan başlıyor operasyon. Nasıl yani? Alo? Ha, benim bütün randevuları iptal et, tamam mı? Görelim bakalım. Ferman Bey dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Buyurun. Mersi. Beliz, Beliz, gel gel gel. Ne oldu? Ay, inanamayacaksın. Ne? Yok, öyle hemen olmaz. Tahmin et. Bak, hem senin çok sevineceğin hem de hastane için çok iyi olacak bir şey. Ne olabilir mesela? Ferman Bey ameliyata giriyor. Ay, Muhsin Bey, siz de yani. Gerçekten mi? Hı. Ya, ne öyle bir prosedür deneyecek bir seninki. Ama çok erken değil mi bunun için? Ne bileyim, değilmiş demek ki. Hadi gel gel. Hadi. Bundan sonra eşyaları Ferman hocamın sol eline ver. Olur mu Selvi Hemşe? Tamam Ali'cim. Hazır mısın? Ultrasonla yeri belirleyelim. Havlu. C6'ya karotid arter bulundu. Doğrudur anestezi. Ali. Kolay gelsin. C6'ya ilerliyorum.
Ferman. Tamam. Yapacağım. Gerçekten yapacağım. Ne oluyor? Atrofi. O ele çok yüklenmekten. Sabahtan beri durmalı, yüklenip duruyor. O el alışık değil ki. Size dedim. Ferman ne psikolojik olarak ne fiziksel olarak hazır değil. Evet, tekrar C6'ya yaklaşıyorum. Ferman. Biz devralalım, tamam? İğneyi alır mısınız? Ferman hocam biraz acele ettik galiba. Bir dahakine. Ferman. 20 senede öğrettiğin şeyi diğer elini 3 günde geçiremezsin, tamam? Lütfen kendine zaman tanı. Hayır, ben yapacağım. Kafasını sen karıştırıyorsun zaten. Ultrason ver. Kibir. Ne? Bilmecemin cevabı. Şimdi olmaz. Düşme hemen. Çok erkendi zaten. Melis. Bak Ferman, kimse senden acele etmeni istemiyor. Ben sana inanıyorum, yapacaksın. Melis, lütfen beni yalnız bırakır mısın? Çok ciddiyim, lütfen. Beni yalnız bırakabilir misin? Evet. Vakayı senden önce çözdüm Ali. Ferman'ı da. Gördün. Bırak artık, kabul et. Gel çalış altımda güzel güzel. Anlamıyorum ki. Siz doktorsunuz, ben asistan. Niye bu kadar önemli benden daha iyi olmak? Başka çarem yok çünkü. Benim zor bir hayatım oldu Ali. Bana kolay gelen hayatta
En iyi yaptığım iş bu. Kimsenin elinden almasına müsaade edemem. Ben de. Ondan diyorum Ali. Biz çok iyi bir ekip oluruz. Bu hastaneyi, bırak hastaneyi de bütün bu ülkede. Ben en iyi cerrahım Ali. Fermanıymış, Ali vefasıymış, geçin bunları. Ben senin için söylüyorum. Yol yakınken yüzleş. Hadi bakalım. Biz bu hastanede neler atlattık? Asistanlar, doktorlar hep birlikte. Üstünlük taslayıp düzenimizi bozamazsınız. Zor yoldan öğreneceğim diyorsun ha? Tamam. Beni bunu yapmaya siz mecbur ettiniz. Ne yapacaksınız? Görürsün. Asistan demişken o uzun boylu asistan arkadaşın adı neydi? Doruk mu? Beyninde tümör var. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı! Doruk. Ay kusura bakma, biz arkadaşınla uğraşmaktan sana gelemedik. Sen iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Yok bir şeyim. Hiç öyle gözükmüyorsun ama. Bizle gelmek ister misin? Biraz konuşuruz, bir şey yapmak ister misin? Yok ya, ben iyiyim. Bakarım başımın çaresine. Görüşürüz. Thank you.
Ay yerimizdeki benim. Ben kötü oluyorum ya. Ne oldu? Sana ne oldu? Doruk. Ne zaman Doruk'a baksam Demir aklıma geliyor. Ya aşkım, kıyamazlar sana. Gel ben senin morgunun yerine getireceğim ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Benden bir şey ister misiniz diye sormuştunuz yani. Evet. Beni şef yapın. Ama daha yeni geldiniz sizden önce. Bu hastaneyi en tepeye çıkaracağım demediniz mi siz? Beni şef yapın. Çok iyi planlarım var. Buradakilerin artık gerçek hayatla tanışması gerekiyor. Yarın sabaha kadar vaktiniz var. Düşünün, kararınızı bildirin. Ha, unutmadan. Şef olmazsam istifa ederim. İyi günler. Hayda. Bu ne ya? Nasılsın Mertciğim? Biraz acıyor. Öyle mi? Rahatlatacağım şimdi. Nazlı abla. Efendim canım. Ben büyüyüp polis olmayacağım. Aa. Karar mı değiştirdin? Ne olacaksın peki? Ben büyümeyeceğim yani. Anladım ben. Annem hep ağlıyor. Senden bir isteği var. Söyle. Serp'i iyileştirir misin? Merak etme, tamam. Bileği şimdiden çok daha iyi. Absans söhbetlerini de dinleyeceğiz. Teşekkürler Nazlı abla. Çünkü annemin ona ihtiyacı olacak. İnek mesanesinden yapacağız. İnek mesanesinden yapacağız. Daha önce rekonstrüktif ameliyatta kullandım. Ama kalpte hiç kullanmadım. Her şeyin bir ilki var demek. Devam. Of, çok iyi. Thank you.
Yine geldim. Beni yalnız bırak. Yalvarırım. Beni burada yalnız bırak. Please. Bana kapıyı kilitlettirme. Beni yalnız bırak. Bakışmalardan, laf sokmalardan. Bıktım, ben sana hala aşığım Ferman. Yok aşkın ömrü 3 yılmış, yok bitermiş, bitmiyor. Bendeki bitmiyor Ferman, kaç yıl oldu bitmiyor işte. Ben sana hala çok aşığım. Hala aşığım. Şimdi değil. Neden? Eğer şimdi gelirsen bana ihtiyacın olduğu için mi geldiğini bilmeyeceğim. Eğer şimdi gelirsem sana acıdığım için mi geldiğimi sen bilmeyeceksin. Bu anı çok bekledim, inan bana. Günüze kadar. Ferman Hoca nerede? Odasına baktım, yok nerede? Gelmedi o. Ama bu saatte gelmiş olması lazım. Mail atmış bana. Kimseyi bana gönderme. Herkesi Tanju Hoca'ya yönlendir demiş. Ama nasıl olur? Jonglör olmaya mı karar verdin? Yani yeni kariyer. Düşün bence. Akıllıca, mantıklı. Ben yeni kariyer falan düşünmüyorum. Kariyerimden memnunum. Şimdi Mustafa Bey'i iyileştirmeye gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Buldum Tanju Hocam, buldum. Mustafa Bey'i iyileştireceğim. Vagal sinir stimülasyonu. Bakın PTSD tedavisinde çok başarılıymış. Oğlum adamın her yeri yara bere içinde. Biz bu siniri bulana kadar adamı mahvederiz. Ama o yaralar yüzünden yapmamız lazım zaten hocam. Kafasında bir şeyler var. Ve en kötü kabusunu sürekli tekrar tekrar gösteriyor Mustafa Bey'e. Ali. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok oğlum, tamam? Ben psikiyatriye sevk ettim bile. Ama hocam. Bana bak bana. Bir psikiyatrin ameliyat yapmasını ister miydin? Yani. O yüzden sen de profesyonel bir şekilde kibar olacaksın. Ve bırakacaksın ki insanlar işlerini yapsınlar. Anlaştık mı? Güzel. Kim korkak? Yardım edin!
Musti! Musti, ne yapıyorsun Musti? Bırak, bırak! 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 Musti! Bırak! Bırak! Sakin ol! Sakin ol! Bırak! Sakin ol! Göstereceğim ben onu portal. Göstereceğim ben onu portal. Göstereceğim ben onu portal. Hey, hey! Sakin ol! Bırak! Sakin ol! Bırak, tamam. Sakin ol! Sakin! Şşş! Sakin ol! Sakin ol! Epizod geçiriyorsun şu an. Yine epizod geçiriyorsun, sakin ol. Bak karın o senin. Sevim. Tamam. Bak. Hastanedeyiz. Tamam. Sakin ol. Sakin ol bak. Bak karına. Bak karına. Anladın mı? Nefes al. Nefes al. Evet. Evet. Güzel. Şimdi ben seni kaldıracağım, tamam mı? Kaldıracağım, buraya oturacağız. Tamam. Yavaş, sakin. Sakin. Yavaş. Nefes al. Tamam. Siz iyi misiniz? Geleceğim şimdi oraya. Sevim. Karıcığım. Tamam, sakin ol. Çok özür dilerim, ben bir ses duydum koridorda. Benim suçum, benim suçum bendim. Ben biliyordum, yanına yatmamalıydım. Yanına yattım ben. Ağrılar geçmiştir ilaçtan diye düşündüm. Ben bilmiyorum belki. Allah benim belamı versin, Allah belamı versin. Nasıl yaptın bunu? Sevim. Tamam, sakin, sakin. Tamam, tamam. Şu an herkes sakin olsun, tamam? Sakin oluyor. Hey, bana bak. Sakin. Şşş, şşş. Tamam. Sizi muayene edeceğim. Seni affet beni, ne olur. Tamam. Muayene edeceğim sizi. Dokunmam gerekiyor, tamam? Kırık çıkık yok. Buz getirin hemen. Buz alacağız, oraya koyacağız, geçecek. Tamam. Geçecek. Sen affet beni, ne olursun affet. Mustafa, ben çok korkuyorum artık. Ne diyorsun? Çok üzgünüm. Çok korkuyorum, canımdan korkuyorum artık. Saçma gitme sakın, Sevim. Sevim! Tamam. Sakin ol. Ne saklıyorsun? Ne delirtiyor seni bu kadar? Anlat bana, dinleyeceğim seni. Anlat. Buradayım.